Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir lokasyondan merhaba. Köstence'de bugün lokasyonla kasyon video çekeceğim. Daha önce kilise videosu çekmiştim ve onun altına yorum yazmıştınız. Cami yok mu, cami gez falan diye. Cami Galas'ta yok, Köstence'de var. Şu anda ben Köstence'deyim ve cami var karşımda. Onu çekeceğim size. Nasıl, bakalım beğeniyor musunuz? Öyle. Hadi gezelim. Görünüşü böyle arkadaşlar, bakın. Şöyle dışarıdan da göstereyim. Şu taraftan çok güzel gözüküyor. Bakın arkadaşlar, cami böyle dışarıdan görünüşü. Minaresi küçük ama önemli olan işlevi bulunması yani. Galas'ta hiç yok mesela. Yani Galas küçük bir şehir zaten. Köstence biraz daha büyük. Yazısı, yeşil kapısı. Güzel. Bakın içine girdiğiniz zaman böyle. Arkadaşlar güzel bence. Yani işlemeleri falan böyle süslenmesi çok güzel. Arkadaşlar camiyi gezmek için böyle 4 lira ödüyorsunuz. Girişte şuradan alıyorsunuz biletleri. Böyle gayet güzel. Zaten gelenler var. Buradan bilet almadan içeri giremiyorsunuz. Caminin bir minyatürünü yapmışlar arkadaşlar. Bakın şu şeyler el yapmış. They have only vegetal or floral or geographical representations regarding the universe. And to express their faith. The most famous is this carpet, 200 years old, and it was a present. It belongs to a sultan, Abdul Hamid, and it was given as a present. It has 9 meters width and 16. Arkadaşlar bu arada bir önceki geldiğimde burayı kullanıyorlardı. Kullanılıyor burası. Zaman zaman şu halı kullanılarak bu halıyı açıyorlar. Yani güzel. Minaresine çıkmak istiyorum. Burası böyle değişik üst kata çıkıyor sanırım. Üst kata çıkamıyoruz. Ama minareye çıkabiliyoruz. Minareye çıkıyoruz. Ve sizi de yanımda getiriyorum. Umarım düşmeyiz. Minarenin çok güzel bir şeyi var arkadaşlar. Ne derler onu? Manzarası var. Minarenin ilk girişte merdivenleri çok güzel ama son aşamalarda bayağı bir dar merdivenleri var. Onun için ilk aşamalarda sizinle yürüyorum ama birazdan kapatırım videoyu ve çıktığım zaman açarım. Çünkü tehlikeli de.
Yani kamerayı düşürmek falan istemem. Hafif hafif darlaşmaya başladı. Ve arkadaşlar bayağı bir merdiven var. Hayırlısı. İnşallah çıkabiliriz. Buradan sonra son bir video çekeceğim. Yani şey böyle lokal olarak. O da şey kilise. Bir tane daha kilise var. Gerçekten çok güzel. Nefes nefese kaldım. Engin bana ciğer al Engin. Dilem falan geldi aklıma. Neyse güldük ettik. Çıkalım. Hiç de durmuyorum. Biz çocukken kendi Samsun'da mahallemizdeki minareye çıkardık yapım aşamasındayken. Ama o tabii buna göre çok yüksek. Ve çok yoruluyorduk ve korkuyorduk, karanlıktı. Bunun kadar aydınlık değildi. Arkadaşlar merdivenler çok darlaşmaya başladı. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi şu manzaraya bakın yani. Ne kadar güzel değil mi? Şurada tersane var. Böyle. Biraz sonra gezdireceğim kilise de şu kilise arkadaşlar. Sanırım şu da kilise ama emin değilim. Burada hava çok güzel şu anda yani minarenin tepesinde çünkü çok güzel esiyor. Ama insan ister istemez. Şu binanın güzelliğini fotoğraf çekilmiştim. Paylaşmak nasip olmadı bir. Çok güzel binalar var Köstence'de. Galata'da var ama bu kadar yok. Bakın şuradan geliyor o ses. Buradan geliyor. Caminin kubbesinin hileli işlemeleri. Evet, 360 derece minarenin manzarasını göstereceğim size. Çok güzel. Bakın şurada bir dönme dolap var. Yani şu kadarcık görüntü için buraya çıktım. Ama hem sırf sizin için hem de şey yapmak için. Bakın az önce gezdiğim arkeoloji müzesi de bu. Şu kısım gerçekten şu kısım arkadaşlar bakın. Şu kısım aşırı güzel ve orada çok güzel kafeler var. Büyük bir ihtimal oralara oturacağım birazdan. Hem kameramı şarjını edeceğim. Hem telefonumun hem de birazcık ne olmuş ne bitmiş ona bakacağım. Öyle. Tersane olsa da güzel duruyor yani. Çok kalabalık, yoğun. Ben sevdim. Bakın Karadeniz. Karadeniz burası işte. Bakın şurada bir eski binayı tamir ediyorlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ay kameramı düşürmek istemiyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Az önce burada İspanyol İspanyol arkadaşlar vardı. Arkadaşlar. Az önce burada işte İspanyol insanlar vardı. Evli çiftti. Yanlarında
yanımda da bir tane Romen turist rehberi vardı. Gayet güzel anlatıyordu. Hoşuma da gitti aslında. Onları birazcık izlemiş oldum. Ama onlardan önce minareye çıktım. Şey, konuştuk biraz. Dedim ben Türk'üm. Hep böyle Türklerin şey geleneklerinden bahsedince dedim ben de Türk olduğumu söylemek istiyorum. Sonra güldü. Aa, nereden geldin? Falan. Ondan sonra ben İspanyollara daha önce Türkiye'ye gittiniz mi falan dedim. Onlar da evet birçok kez falan dediler. Türkiye'yi çok seviyorlarmış. Böyle gittikleri yerlerde de Türkiye'ye özgü şeyler olduğunda onları ziyaret etmeyi seviyorlarmış. Fotoğraf erkek olan yani kadının kocası fotoğraf çekiyor elinde. Bayağı güzel bir makine var, fotoğraf makinesi. Kadın da video çekiyor. Onun da video kamerası var. Gayet güzel geziyorlar yani. İkisi birlikte ne güzel turist tutmuşlar. Yani bir hem daha da biriktiriyorlar. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Ve Türklerin bu denli nasıl diyeyim merak edilmesi veya yaptığı yapıtlar işte Türkiye'ye gidilip gezilmesi, turistlerin gelmesi yani bence çok güzel bir şey. Ve insanların ilgisini çekiyor olabilmemiz de çok güzel bir şey. Ben mesela dedim ki hani burada çalışıyor, okuyor musun dedi bana direkt. Ben dedim ki hayır öğrenci değilim. Çalışıyorum dedim. Aa falan yaptı. Nasıl dedi. İşte ondan sonra şaşırdı biraz. Sonra çok güzel falan dedi. Sonra bana egzotik dedi. Öyle. Güzeldi. Güzel bir konuşmaydı. En azından biraz sosyalleşmiş olduk. Sosyalleşme görevimizi tamamladık. Cami gezimizi de tamamladık. Bu videoyu da burada noktalıyorum arkadaşlar. Böyle güzel bir manzaradan size elveda diyorum. Cami videosu da öyle çok uzun olmasın, kısa olsun. Çünkü uzun videolar sevmiyorsunuz. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bay bay. Kanalıma abone olun. Hadi görüşürüz. Bye.